Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, birkaç gündür video gelmiyor çünkü My Team moduna sardım. Kendi takımınızı kurup oynuyorsunuz kısaca NBA'de. Ve orada para harcamadan güzel kartlarla oynama şansınız var. Eğer kafanızda kurduğunuz şey para harcamadan iyi kadrolarla oynamak istiyorum diyorsanız belki My Team sizin istediğiniz yer olabilir. Onunla ilgili video gelecek, aklınızda olsun. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Michael Jordan'ın ilk maçını oynamıştık. Michael Jordan'ın o meşhur game winner'ından sonra NBA'ye girmeden önce bir yolumuz var. Bir durağımız var daha doğrusu. Orası da Team USA oyuncuları NBA'in All-Star oyuncularına karşı oynayacak. Karşıda Larry Bird vardı, Kevin McHale vardı ve Robert Parish falan vardı galiba. Bu oyunculara karşı oynayacağız. Bakalım challenge'da ne istiyor bizden? Maçı kazanmamız gerekiyor. 12 sayı atmamız gerekiyor ve maçı 15 sayı ve farkla kazanmamız gerekiyor. Ben bunu birkaç gün önce denerken bayağı zorlandım. O yüzden birazcık zorluğu düşürdüm açıkçası. Çünkü çok zorluyor ve görüntü ayarlarından bu eski efekti kaldıracağım. Gözümüzü çok ağrıtıyor çünkü ben fark ettim. 90'lara geldiğim zaman belki açabilirim. 80'lerde pek iyi değil. Videoları beğenip abone olursanız çok sevinirim. Seriyi bitirmeye çalışacağım en kısa zamanda. Hafta sonu da Call of Duty Modern Warfare 2'nin kapalı betası gelecek. Onu PlayStation 5'ten oynayacağım. Onun videoları da sene boyunca bence yapmak mantıklı olur. Çünkü Modern Warfare serisinin ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Ve multiplayer'ın bayağı saracağını da düşünüyorum açıkçası. O yüzden onları da kanalda bulabilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan isterseniz geçelim ve Michael Jordan bakalım takımını taşıyabilecek mi All-Star oyuncularına karşı. Evet, bunu da dinleyelim. Altta alt yazı var. Chris Mullin takım arkadaşı şeyde yazıyor zaten. As soon as I saw him on the court, he was different. Partiydi, klasik. Her maç zor geçiyordu, 7. maç gibi. Every single session. Okay, he's dominating us. He's the best player in the gym by far. We see this, but can he do it against NBA players at that next level? NBA oyuncularına karşı bunu yapabilecek mi diye düşünüyorduk, görecektik. NBA tour against NBA All Stars to prepare for the Olympics in LA. All the stars showed up. Larry Bird, Isaiah Thomas, Kevin McHale, the best player on the court was Michael Jordan, this junior from the University of North Carolina. And I think ultimately, it was the preview of the greatest player of all time coming on the scene. Evet, filtreyi kapatıyoruz öncelikle. Onu çünkü gözümüz çok ağrıtıyor. Bizim takımda kimler var? Alford, Mullin, Sam Perkins, Tistle diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor bilmiyorum. O var. Yedeklerde Patrick Ewing var galiba bizde. Onu yedekten alabiliyor muyuz bilmiyorum. Hadi bakalım. 15 sayıyla kazanmaya çalışacağım. Aa, verdik şeyi. Şimdi bu Michael Jordan'ın kenardan bakarsanız orta mesafesi yine çok iyi değil. O yüzden hayatımda gördüğüm en kötü pick. Oha, inanılmaz hızlı. My Team oynadıktan sonra bu var ya, inanılmaz hızlı gidiyor. Serbest atışlar çok kritik. Kaçırmamamız lazım. Evet, kaçırmıyoruz. Oyunu birkaç gündür oynuyorum, alıştım artık. Patrick Ewing de giriyor. Bizi engellemeye çalışıyorlar ama bu sefer konsantreyim ve maçı kazanmaya geldim. Hop. Hayır. Atamaz. İyi savunma. 3 saniye. Ben basket faul olacak zannettim. Güzel. İyi savunmayla başladık. Michael Jordan, Patrick Ewing de pick and roll oynayabiliriz bence. Şu alanı açabilir miyiz? Geçer o pas. Ona değil. Abi. Çaldım. Michael Jordan. Uç. Michael Jordan. Basılı tutarsan sağın ola. Asılı kalabiliyorsun fotoda. Lan çık fotodan, fotoyu bırak. Güzel bir özellik. İyi top çaldı bu arada Alford. Tamam. Parish, Robert Parish. Michael Jordan yaptı bir de faulü. Orada mismatch kaldık neden? Oo. Kim bilir orada bir şey oldu. Orada mismatch oldu ya. Gider potoya. Çok iyi. Bitiriciliği inanılmaz iyi Michael Jordan. Pota altındaki turnikelere uzanışı çok farklı. Hayır. İyi savunma. Rebound. Alamıyoruz. Larry Bird'e double team'e gidince birazcık daha doğrusu show up'a çıkınca her şeyi bozdu. Bu arada kaçırdı. Chris Mullin burada oynayabilir mi? Postap oyna. Fake'ime cevap aldım. Sonunda birinci skorda. Kim bu? Kevin McHale. Zor. Kevin McHale zor. Hadi. Güzel Michael hadi. Devam. Bir kişi var geçmem gereken. Spin. Abi neden Michael Jordan'ı, yani neden geçemiyorsun ya? Bunu yersek var ya. Ooo. Skandal ötesi. Michael Jordan buz gibi oldu. Hadi.
Abi adam sana göre zayıf. Michael bitir artık şunu. Yes. Bizim birazcık savunma yapmamız gerekiyor. Hadi çaldım. Evet okudum onu. Onu okudum hadi. 11 sayı ulaştık ama 15 sayı farkı nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Boş dönmüyor adamlar ve çok iyi savunma yapıyorlar. Aha geldi yine Robert Parrish'e top. Çaldım. Hadi Michael Jordan yine aktif. Pas aralarında çok aktifim. Ekstra oynamamız lazım. Rakibimi bekliyorum. Hani pas atması için izin veriyorum. Sonra direkt topu çalıyorum. Hayır. Kötü şut. Jordan yürü oğlum. 1'e 300 bak. Ne zaman gitsek 1'e 300. Crossover. Hadi. Aa, bunu atabilmen lazım senin. Maçı 15 sayıyla kazanmak zor olacak. Ama ben maçı kazanmak istiyorum tabii ki. Güzel pas hadi. Dışarı bir pas daha. Lan. Orada mismatch var. Kim bu? Konçak. Oynamak zorundasın. Geç şu adamı. Kısacık adam senin yanında. Evet. Takımdaki diğer oyuncuların yardımına da ihtiyacım var. Piki kullan. Michael Jordan. Hadi potaya. Hadi. Fake match'e aldım. Yes. Ya turnikeleri böyle hayal ettim Michael Jordan gibi atmıyor bazen. Çok zorlanıyorum. Kullan piki. Hadi. Yine atamadık. Çok zorlanıyoruz. Ya ilk yarıda hem biz hücumda zorlanıyoruz ve rakibi savunmakta da çok zorlanınca geri düştük. Michael Jordan'ın orta mesafesinin olmaması, üçlüğün zaten üçlük yok, bizi çok zorluyor hücum konusunda. Ulan bakalım pike, hadi. Kötü, yine kaçırdık. Shot meter'ı açtım, başka türlü olmayacak yani. Release'lere hiç hakim değilim release'lere. Çok zor bence. Giriyordu. Bu da giriyordu. Crossover. Hadi. Bu sayı. Yalnız çok kötü attım be. Potadan kaçarak attı bak. Bu girmeyebilirdi. Bak bakar mısın crossover. Crossover'la adamı eksiltemiyorum bu arada. Geçemiyorum herifleri. Daha farklı crossover'lar yapmam lazım. Evet 5'i de yanıyor şu an. Team takeover açıldı. Sırada Michael Jordan var artık. Hadi potaya git. Hadi. Yes! Basket foul. Sonunda Larry Bird'ün üstüne gidebildik. Abi Larry Bird'ün savunma zaafını herkes biliyor. Bu adamın üstüne gitmemiz gerekiyor pick and roll'larda, mismatch'lerde. Şu topu at şuraya çalayım. Atamaz. Hayır. Bir bok nasıl koyamadı? Sam Perkins miydi o? Abi şu bloğu koyamayan Sam Perkins'e yazıklar olsun ya sana. Geç hadi. Ups kötü pas. Şut fake'ime cevap alamadım ama. Hadi hatanı telafi ettin. İyi savunma, bu artık girmemeli. Devam hadi Jordan biliyorum. Birazcık zorlanıyoruz hücumda ama. Güzel geçtik hadi smaç. Oo. İzin vermiyorlar abi geçen şey maçında, kolej maçında gibi kolay değil. Çok içeri girdiğim zaman çok sert faullere maruz kalıyorum. Dur topu. Süper. Çok iyi savunma. Hayır. 2 kişinin üzerinden %44 de yeşil. Çalma şu topu. Lütfen çalma. Senin bu. Oo. Çaldım. Okudum. Bir daha Patrick Ewing. Hadi güveniyorum ben sana. Hadi. Yes. Patrick Ewing. Hadi. Hatasını telafi etti. Pası okudum. Hala vakit var. İstediğimiz farkı yakalamak için hala vakit var. Jordan. İçerisinin ne kadar kalabalık olduğuna bak. Michael Jordan 2 kişiyi fake'e düşürdüm. 2 kişi fake'e de inanılmaz. Çıkmaz yola girdiğimiz zannediyorum ama bir anda fake'de her şey değişti. Yine 4 sayıyız hadi. Şunu savunalım lütfen. Ooo Kevin McHale'ı savunma. Disdale hadi. Hadi 6 sayı olma şansı. Jordan. Çok fena. Yanlarından koştum. Çizledim onları. 6 sayı oldu fark bir anda. Larry Bird oyunda yok. Hücumda zorlanıyorlar. Hadi. Hadi iyi savunma. Hadi. Lütfen. Çok zor. Verme hocam onu. Verme. Hadi. Devam. Larry Bird oyunda yokken bir sayı daha bulursak var ya her şey değişir. Hadi. Bir sayı daha mı? Yes. 8 sayıya çıktı fark.
Hadi behind the back. Hadi güzel. Potaya. Hücum faul mü basket faul? Basket faul. Hücum faul zannettim ilk başta. Behind the back. İnanılmaz fark yaratıyor. Lütfen kaçırmamalıyız ama ikinci atışı. Çalarım onu, çalarım hadi. Michael Jordan'a ver. Sam Perkins. Fake. Lan yanlış tuş. İnanılmaz şeyler oluyor. Sanki şeye attım gibi. Lakers'a attığı, havada çevirdiği top gibi. 11 sayı oldu fark bu arada. Çok zor. Çok zorladı. Çok zorladı. Benim hatam. Benim hatam. Keşke bloğu basaydım. 137 ile atamaz diye düşünüyorsun ama. Potaya. Ewing. Yes. Zor da olsa bitirdim. Mismatch var. Olmadı, olmadı. Farkı düşürdüler. 5'e düşürdüler. Dikkat etmemiz lazım. Tamam, maçı 15 sayıyla kazanamıyoruz belki ama dikkat etmemiz lazım. Devam. Devam. Git potaya. Çok zor, çok zor. Çok zorladım. Basket faul. Bu nasıl girebiliyor? Bu arada NBA All-Star olabilirsin belki. Ama ona bir mesajı gönderdik. Mesajı gönderdik ufaktan. 8 sayı fark. Evet, maçı 8 sayı farkta kazanmayı başardık. Arka planda maçın highlightlarını görüyorsunuz. Ya yani Michael Jordan'la sayı atmak kolay gibi gözüküyor ama savunma çok bozuyordu. Bence atması gereken bazı turnikeleri kaçırdık bile. Ama ona rağmen iyi oynadık bence. Bunda 15 sayı fark yapmak gerçekten çok zor. Buna geri dönüp bir daha ben kendim 3 yıldız yaparım. Ama biz şu an en hızlı şekilde bu challenge'ları bitireceğimiz için bir daha vakit kaybetmeyelim bununla. Bir daha bakalım maç istatistiklerine. Robert Parrish 6'da 6 ile oynadı. Yani hücum reboundları bizi çok öldürdü. Larry Bird 13'de 3 ile oynamış ama Larry Bird 13'de 3 ile mi oynadı ya? Çok, o da zor şey yaptı beni. Evet, skora baktığın zaman Michael Jordan 36 sayıyla oynamış. Sam Perkins 6, Chris Mullin 4 sayıyla, yine Tisdale, Patrick Ewing aynı şekilde. Bir üçlüğümüz ya da böyle güzel bir orta mesafemiz olsa çok güzel olacak. Ama Michael Jordan release de bayağı yavaş. O yüzden bayağı zorlandım. Bakalım bir sonraki durağımız neresi? 2 yıldızı görüyorsunuz, evet. Bir sonraki durağımızın neresi olduğunu çok merak ediyorum. Oo, bir sonraki efsane. 86 senesinde Michael Jordan Boston'a karşı büyük ihtimal. Aynen öyle. Bilirsiniz Michael Jordan efsane maçlarından 63 sayıyla NBA playoff rekoru hala şu an geçilmedi diye. Aynen, şu an öyle yazıyor. Hala geçilmedi. Burada çok merak ettiğim bir şey var. Bence keyifli olacak. Deplasmanda oynamayı ben her zaman çok severim basketbolda sevdiğim oyuncuyla ve bu da Boston'a karşı olması, Larry Bird'e karşı olması çok güzel olacak. Bu videoyu en yakın zamanda kanalımda bulabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.